Merhaba Amir. Sen ölü bir adamsın. Şahmat katili mi? O iğrenç bir korkaktan başka bir şey değil. Beni anlıyor musun? Ortaya çıkıp benimle erkek gibi buluşmalı. Seni bunun için asacağız pislik. Evet. Sadece bunun için değil. Kim için çalışıyorsun? Canın cehenneme. Beyaz at, siyah şahı alır. Sekiz ay sonra. Onun için çalışmıyorum. Bu onun için değil, benim için. Kalıcı bir çözüme ihtiyacım var. Ama bana geri dönemez. 2 gün içinde gitti. Bunu sana sormak istedim. Ama onların kemiklerini kıracak, senin yeteneklerine sahip birisine ihtiyacım var. İş bitiminde %20 senindir, anlaştık mı? Ayrıca her zamanki imzalama bonusunu 2'ye katladım. İçerideki insanlara erişmem gerekecek. Orada. Kişilerin tam listesi. Talimatlarını bekleyeceklerini bildiklerinden emin olacağım. Evet. Evet, tabii ki anladım. Sadece 24 saat içinde elinden çıkmasını istiyorum. Güzel, teşekkürler. İyi misin? Evet, sadece bazı saçmalıklar. Aylardır el konulan paraları FBI'ya geri getirmeye çalışıyorum ve pislik bir bürokrat ortada durmaya devam ediyor. Ama ne yaparsın, aynı bok işte, otursanıza. Ne oldu? Bugün 4. bölgede başka bir genç kız bulduk. Kafaya kurşun. Basından saklamayı başardık ama bir not daha vardı. Beyazıt'ın 6. piyonu aldığını yazıyor. Yoluna dikkat et. Laboratuvar fareleri bunun bir taklitçi olduğunu düşünüyor. Ancak Braddock cinayetinden bu yana Beyazıt'a bir gönderme görmedik. 2 gün önce başka bir not bulmadık mı? Evet efendim.
Erkek kurbanın cesedini kuzey kıyısında bulduk. Jeff Walters. Kafasına bir kurşun daha. Beyaz atlara başka bir gönderme. Beyaz at... Beyaz at bile alır. Evet. Teşekkür ederim, evet. El yazısı şahmat katilinin el yazısının önceki örneklerinden hiçbiriyle eşleşmiyor bile. Ne düşünüyorsun Marco? Bilmiyorum. Notlar bu cinayetlerle bağlantılı olabilir. Ayrıca o kızlarla bir bağlantı da olabilir. Walsh? Her iki kızın da damgası vardı. Kalıcı değil. Anlayacağız. İhtiyacımız olan kaynakları kullanın. Birkaç saat sonra burada belediye başkanıyla görüşeceğim. Telefonum hangi cehennemde? Walters'ı ve notları ben yöneteceğim. Kulağa güzel geliyor. Kızlarla ben ilgileneceğim. Güzel. Belediye başkanı bu görevi onaylarsa FBI ile ortak olacağız. Yüksek bir seviyeye sahip olacaklar ama kendi aramalarımızı biz yapacağız. Tamam mı? Bu resim hakkında ne düşünüyorsun? Ya, güzel bir bayan oldun. Bence yakışıklı ama işe koyulun hadi bakalım. Teşekkürler. Benimle dalga mı geçiyorsun? Şarj cihazım nerede? Pardon. Sizden beri buradayım efendim. Evet, amirin kızı Katie Masters. Tamam. Biliyorum. Kahve? Evet. Kahve? Evet, ne? Hayır, biraz kahve ister misin? Aa, Tanrım, üzgünüm. Evet, üzgünüm. Katie dediğini sanıyordum. Evet, anladım. Teğmen Marco. Kerry Masters. Tanıştığımıza memnun oldum. Biliyorum. Peki Eren ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Bunun bir ifade olduğunu düşünüyorum. Birisi geri çekil diyor. Tanıştığımıza memnun oldum Katie. Bir şey görürsen bana haber ver. Zamanı geldi efendim. Ne istediğinin farkındasın. Evet, Jack'i tanıyorum ama dinleyin. Bu amaca olan bağlarımızı sertçe ve alenen zorluyoruz. Ağacı salladık. Bu sabahki kız bir haftadan kısa bir süre içinde ikinci oldu. Şimdi bunun devam etmesine izin mi vereceğiz yoksa sorumluluğunu üstlenip hayır mı diyeceğiz? Amir Bredeko ne olduğunu gördün. Şahmat katilinin insan ticaretiyle hiçbir ilgisi yoktu. Jack, bunu yapmalıyız. Tamam, hadi yapalım. Teşekkürler efendim. Teşekkürler Jack. Nasıl gidiyor? İyi. Hey, bu sembol ne anlama geldiğini biliyor musun acaba? Sanırım bu kart vizit gibi bir şey. Yıkayabileceğin bir iz gibi. Biliyorsun eğer Maradona... Ne? Ne yapıyorsun? Üzgünüm. Maradona'yı sormak üzereydim. Evet. Tamam. Sana yardım edeceğim. Sadece lütfen dikkatli ol. Kendi başımın çaresine bakabilirim. Ben amirin kızıyım. İlk tecrübem değil. Seni korkutmak için söylemiyorum. Sadece dikkat ediyorum. Minnettarım ama ben sadece bir fotoğrafçıyım. İkimiz de bundan daha fazlası olduğunu biliyoruz. Bak. Dediğim gibi ne pahasına olursa olsun sana yardım edeceğim. Ama lütfen. Akıllı ol. Seni kimin izlediğini asla bilemezsin. Olacağım.
Nick Cueno. Selam, ben Katie. Selam Katie. Konaklama nasıldı? İlginç. Kızın kolunda yeni bir iz vardı. Birkaç gün önceki kızla aynı işaret. Anlatabildim mi? Hedef olduğunu söylüyorsun. Emin değilim. Bir memurla konuştum ve kadının cinayetinin polise geri çekilmesini söyleyen bir ifade olabileceğini söyledi. Ve sonra beni Maradona'yı araştırmam konusunda uyardı. Maradona olduğunu varsayamayız. Doğru, ama başka kim olabilir? Başka ne söyledi? Kimseye güvenmemem gerektiğini ve bu konuyu araştırmayı bırakmam gerektiğini söyledi. Bilmiyorum, biraz şifreli konuşuyordu. Katie, bunu polisin veya başkalarının onun yanında olduğu anlamına geldiğini biliyorsun, değil mi? Evet, anlıyorum, biliyorum. Benimle buluşabilir misin? Polis barında mı? Bir yerden başlamalıyız, öyle değil mi? Tamam, tamam. Bana yarım saat ver. Tamam. Baba, neredesin? Tanrım, selam, affedersin. Evet, evet. Acele etme, tamam. Evet, teşekkürler. Kim olduğunu biliyor ama Maradona, öne çıkan tek görgü tanığı tarafından sağlanan bu taslakla ilişkilendirildi. İddiaya göre bu taslağa benzeyen adam insan ticareti operasyonlarından sorumlu. Bu taslağı tanıyorsanız veya gördüyseniz sadece numarayı arayın. Al bakalım, teşekkürler. Şimdi çıkıyorum. Kuzey kıyısında dün gece karaya vuran cesedin kimliğini Jeff Walters olarak doğruladık. O da kafasından aldığı kurşun darbesiyle öldü. Polis bu cinayetlerin bağlantılı olup olmadığını teyit etmeye henüz istekli değil gibi görünüyor. Neredesin? 2 saattir bekliyorum. Çok üzgünüm. İşim çıktı. Konuşamam. Benimle dışarıda buluş. 15. sokağa geliyorum. Gitmeliyim. Hesabı verebilir misin? Sorun değil. Teşekkürler. Uzun boylu, beyaz bir erkek, bir tişört ve botla, yaklaşık 1.80 boyunda. Hayır. Yürü, yürü. Sakın
Sakin ol, sakin yardım ol. Yardım edin, lütfen. Sorun yardım edin, bize yardım edin. Sorun nedir? Tanrım. Evet. Kuzey kıyısında bir yerlerde. Anlaşıldı. Dre ve Davis en yakınlar. Rich şu anda Meksika bölgesinde. Hepsini gönderin. Hemen. Anlaşıldı. Federal ve Isabella'da konumlanan iki ölü adam. Anlaşıldı. Kuzeye gitmiş olabilirler. Anlaşıldı. Oraya koştular. Nereye, acele edin. Nereye? Oraya, oraya. Ben 3612 gün ışığı. Memur vuruldu. Ateş edildi. Şüpheli yaya olarak 28 numaralı durağın kuzeydoğusuna gidiyor. Silahı var. Lütfen dur. İyi misin? Hayır. Katie, iyi misin? Hayır, biri beni kaçırmaya çalıştı. Ben değildim. Hayır, arkada. Tamam, benimle gel. İkinizi de karakola götüreceğim, tamam mı? Baban orada. Bekle. Hangi bölgede çalışıyorsun? Ne? Hangi bölge? Bir. Bak, hadi arabada konuşalım. Burada güvende değiliz. Hayır. Teşekkürler. Nasıl bildin? Yardım çağırmadı ve adımı biliyordu. Oradaki diğer memurlar bilmiyordu. 10-71-12. Son görüş kuzeye. 10 Street Köprüsü'ne doğru. Ne yapıyorsun? Başka bir şey. 187, 1053, 12. caddede ilerliyor. 14. 14, 10-45. Ne yapıyorsun? O gerçek bir polis. Yan tarafta birkaç kurşun yarası var. Kadını olan bir adam memurları vurdu. Ve kadını sürükleyerek iskeleden aşağı koştu. Polisleri öldürdüğünü söylediler. Bunu neden söylüyorlar? Bilmiyorum. Polisler neden seni kaçırmaya Bilmiyorum. Çalışıyor? Bilmiyorum. Babam kıdemli başçavuş. Bütün gün onu aramaya çalıştım ve cevap vermiyor. Cevap vermedi ve bu öğleden sonra şu polis bana geldi ve çabalıyordu. Hayır, yapma bunu. O her kimse nerede olduğumuzu öğrenecek. Tam istedikleri şey de bu. Atla. Hayır, bu arabalar çok alçak. Başka bir yol bulmalıyız. Ne yapıyorsun? Sana bir soru sordum. Telefonunu bırak. Kahretsin. Televizyonu yeni açanlar için söylemeliyiz ki bir adam kaçırma teşebbüsüne dair ihbarlar var. Bu gerçekten de üzücü bir durum. Bu ikinci oldu. İnsanlar her geçen gün evlerinde kendilerini daha az güvenli hissediyorlar. Bardan çıkarken onu takip etti, köşede durdu ve gittiği yöne doğru koştu. Ben burada duruyordum, o da oradaydı. Soluk, kızıl saçlı ve gitmek üzereydi. Lanet olsun. Sonra bir kızın çığlık attığını duydum. Sonra silah sesleri duydum. Sonra bara geri döndüm. Catherine. Catherine. Pittsburgh Polis Merkezi. Ben Memur Langdon.
Evet efendim. Hala onun evinde misin? Evet. Burada hiçbir şey yok. Kaçtılar. Orada kal. Anlaşıldı. Ya eğer ortaya çıkarsa? Çatışmaya girme. Gerekirse saklan. Bu da ne demek? Saklanacak bir yer yok. Her zaman bir yer vardır. Nereye bakmazdın? Evet. Bu işe yaramayacak, tamam mı? Sadece yap. Küçük bir daire. Umurumda değil. Bir şeyler düşün. Tamam. Ve bana adresi gönder. Evet efendim. Yakında orada olacağım. Üzgünüm. Bir şekilde polise ulaşmalıyız. Neden? Bizi tekrar öldürmeye çalışsınlar diye mi? Merak etme, memurları tanıyorum. Onları duydun, polis katili olduğumuzu düşünüyorlar. Üzgünüm. Üzgünüm. Ne oldu? Gerçekten bilmiyorum, bilmiyorum. Ben bir memur vardı, ben de suç mahallindeydim. Kasabadaki gazete için ve babamı aramaya çalışıyordum ve o cevap vermedi. Sonra patronumun beni alması gerekiyordu, bilmiyorum. Buna fotoğraflar mı ulaştı? Bilmiyorum. Bir dedektif vardı ve beni Maradona hakkında sorular sormamam konusunda uyardı. Beni neredeyse tehdit etti. Kim? Trafford Mark'ı. Hayır, hayır. O iyi bir adam. Bilmiyorum. Kefil olurum. O benim en iyi arkadaşlarımdan birisi. Temiz o. Hayır. Bilmiyorum. Belki de sadece yardım etmeye çalışıyordu. Belki fotoğraflardandır. Belki senin babandı. Kameram. Her şey otomatik olarak dizüstü bilgisayarıma indirir. Gidip almalıyız. Buradan 10 blok ötede. Dairemde. Hayır. Seni arayacakları ilk yerin orası tüm olduğunu biliyorsun. Tüm sahip olduğumuz bu. Yapabileceğimiz en aptalca şey bu olur. Hayır. Lanet olsun, sürtük. İki, üç, beş, yedi gün ışığı. Lütfen doğru kodları kullanın. 14 merkez 14. 1158 tekrar ediyorum. 1158. 14. Adamlarımdan biri vuruldu. Tanıklar bir adam ve bir kızın ateş ettiğini gördü. Cherry. Anlaşıldı. Bırak beni dedim. Kes şunu. Sakin ol. Neden beni takip ediyorsun? Bir polis bizi öldürmeye çalıştı. Polisler neden bizi öldürmeye çalışıyor? Beni kurtardığın için teşekkür ederim ama ben oraya gidiyorum. İstediğini yapabilirsin. Ne? Sorun ne? Bu benim katım. Bunu nasıl bilebilirdim? Ne? Gerçekten ilk benim gitmemi mi istiyorsun? Bekle. Gitmeliyiz.
Hemen gitmeliyiz. Neden? Ne? Ne? Bekle, bu şekilde mi yaşıyorsun? Aman Tanrım. Bu arada ben Kyle. Kedi. Biliyorum. Bekle, seni tanıyorum. Sen Şerif'in oğlusun, öyle değil mi? Ay canına. Ne, sorun ne? Bana şşt yapma. İyi misin? Öldü mü? Evet. Tamam. Aman Tanrım. Tamam. Tamam, tamam, pekala. Hadi gidelim. Kahretsin. Aradaki görüntüler yükleniyor. Az önce 911 araması aldık. Katie Masters'ın apartmanında ateş edildi. Colts ve Brady olay yerine ilk gelenler. Neredeydin? Az önce Şerif'in yanından geldim. İyi değil. Pittsburgh polisi, eller yukarı. Ben Kedi Mester. Eller yukarı, kaldır ellerini. Duvara yaslan hemen. Ben Şerif'in kızıyım. Sessiz ol. Kendini tanıtmadı. Sessiz. Merkez, ben memur Saul. Olası bir cinayet var. 300 Hint sokağı. Onu nefsi müdafaa için vurdum. Yanında kim var? Yanında kim var? Ah kahretsin. Efendim, temas kaybettik. Neler oluyor? Ne oldu? O görüntüde ne olduğunu bana bildirin. Bekle. Ne? Neden duruyoruz? Bekle. Ne?
Hayır. Hayır. Lütfen hayır, hayır. 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 Kate Masters olduğunu biliyorlar. Ona kimin yardım ettiğini biliyorlar mı? Hayır, onun kaçırılmasına gerçekten yardım ettiğini düşünüyorlar. Planlarda değişiklik. Onu öldürmeyin. Onun kim olduğunu bulun. İyi misin? Oradaki adam kim? Bilmiyorum. Yaşlı adamı tanıdım. Adını bilmiyorum ama polis olduğunu biliyorum. Pekala, hadi gidelim. Suç mahallini temizleyebilir miyiz lütfen? Yalnızca Cassie ve Murphy. Bunu bulduk. Beyaz at siyah veziri alır. Şak. Ne? Gezinmenin yardımcı olmayacağını biliyoruz. Düşünüyorum. Başka bir yerde düşün. Tanrım. Q Kyle Brodok'la birlikte olduğunu söylüyor. Olamaz. Hayır. Bilmiyorum kesin. Aşağılık herif ara. Aşağılık herif aranıyor. Demek istediğim gerçekten. Kızı kaçırıyor ve 6 polisi öldürüyor. Bu Kate'in telefonu. Kate onu tanıyor muydu? Bunun Kate'in yaptığını gerçekten kanıtlamadığını biliyoruz. Neden bu daireye geri dönsünler ki? Kaçtı ve eve geldi. Bilmiyorum. Hayır, bu değil. Adli tıp uzmanı. Bunu söyleme bile. Altıncı cadde köprüsüne dikkat edin. Kimsin sen? Yakaladım seni. Yakaladım seni. Biraz daha yakını. İşte buradasın. Walsh. Senin için bir şeyim var. Kyle gerçekten kızımı kaçırdı mı?
Duydun mu? Efendim, bunu kim yapmak ister? Kim istemez? Ya sadece Kyle'sa? Babası öldüğünden beri aklı başında değil. Hayır. Buna cevap vermeliyim. Selam. Adamı gördün mü? Alo? Hayır. Hayır. Kim o? Bilmiyorum. Bu yüzden sana soruyorum. O arabanın sürücüsü. Elebaşı da olabilir. Araba Nick Cueno adına kayıtlı. Kate'in patronu kayıp. Tamam. Araştırmaya devam et. Eğer zorundaysam. Bu adamı tanıyor musun? Hayır. Kim? Henüz bilmiyoruz. FBI yolda. Onun Maradona için çalıştığını düşünüyoruz. Hayır, 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 yapmaz. En son bu sabah suç mahallinin fotoğrafını çekerken görüldü. Ve şimdi de patronu kayıp. Seks kaçakçılığına karşı suçlanan adamın intikamını almak için kızını kaçırmaktan daha iyi bir yol var mı? Tom, 6 polis öldü. Kızımı geri istiyorum. Yapman gerekeni yap. FBI'yi ben hallederim. Daha sonra hallederim. Bekle, bekle. Bekle lütfen. Bizi kimse takip etmiyor. Üzgünüm. Çanta. Çanta nerede? Onu alman gerekiyordu. Benim mi almam gerekiyordu? Evet, oradaki son kişi elini sendin. Elini tutuyordun. Oraya çıkmamızın tek sebebi o dizüstü bilgisayardı ve sen de onu orada bıraktın. Bir saniyeliğine bana bağırmayı bırak. Bırak bir düşüneyim. Resimler. Kızın kolundaki bir işaret vardı ve sanki bir daire içindeymiş gibiydi. Bileğinde daire şeklinde dalgalar vardı. Şey gibi mi? Üç gibi mi? Evet. Üç işareti gibi mi? Evet, bunu nasıl bildin? Her 15 dakikada bir güvenini yeniden mi kazanmam gerekiyor? Üzgünüm, ne olup bitti hakkında bir fikrim yok. Ah, kahretsin. Aradığımda cevap ver. Yoksa ölür. Neden beni incitmeye çalışıyorsun? Hayır, ne yapıyorsun? Neden? Neden beni incitiyorsun? Kekeledin mi? Belki zamanları yoktu. Bu sadece bir his, bilmiyorum. Banka hesaplarında tuhaf bir hareket yok. Tamam. Tamam o zaman. Orada iyi misin? Seni beslediler mi? Ne oldu? Cherry ve Langton hiç haber vermedi. Langton görev dışıydı. Belki yardım etmek için gitmiştir. Hayır, protokolü biliyorlar. Haber vermelilerdi. Boss ve ortaklığı iyiydi. Kesi vurulduklarında yerde olduklarını doğruladı. Ne diyorsun Tom? Memurlarımın rüşvet aldığını mı söylüyorsun? Kyle'ın içinde olduğunu sanmıyorum. Beni dinle. Sırf Braddock'un çocuğu diye bunun muhakemeni engellemesine izin verme. Efendim? Katie? Alo? Kimsin? İşte bu aşağılayıcı. Ortak olduğumuzu sanıyordum. Ortak mı? Deli misin sen ha? Bu genel fikir birliği gibi görünüyor. Kimsin? Kızım nerede? Ne istiyorsun seni orospu çocuğu? Hey, ortaklar bu şekilde konuşmaz. Bunu söylemeyi kes. Ben senin lanet ortağın değilim. Tabii ki öyleyiz. Seni amir yaptım. Yüzündeki ifadeden beni hatırladığını görüyorum.
Dediklerimi harfiyen yerine getir. Yoksa Kale Cat'i nehre fırlatır. Telefonun yanında bekle. Yakında başka talimatlar alacaksın. O dosyaları hemen Marco'ya gönder. Böcekler için evi tarayın. Kahretsin. Hey, daha geri dönmedin mi? Pekala, şimdi sana bir dosya gönderiyorum. Geri döndüğünde sesi şahmat katili kayıtlarımızla karşılaştır. Evet. Tom. Hey. O olmayabilir. Tom, kızım o deli adamın elinde. FBI sorumlu. Bırak bunu onlar halletsinler. Alo. Kyle Braddock. Kimsin? Dediğimi yaparsan sana söz veriyorum Kate zarar görmez. Onu incitmediğini nereden bilebilirim? İncitmedim ama istediğimi yapmazsan hayal edebileceğin en korkunç yürek burkan yollarla onu inciteceğim. Yaşadığına dair kanıt istiyorum. Ona ilaç verdim Kyle. Bilinci yerinde değil. Onun olduğunu anlayana kadar hiçbir şey... Konuşmayı kes Kyle. Yoksa onu öldürürüm. Ve polisin de seni öldürmesine izin veririm. Unutma. Amir'in kızını kaçıran bir polis katili olduğunu düşünüyorlar. Beni bilmiyorlar. Bunu senin yaptığını düşünüyorlar. İhtiyacım olan bir şeyi geri alacaksın. Karşılığında da Kate'i canlı geri alacaksın. Ne? Amir'in bilgisayarı. Ne? Ofisinde. Bunu nasıl yapacağım peki? Bir yolunu bulursun. Onu bana getirmek için saat 6'ya kadar vaktim var. Az önce söyledin, bu şehirdeki her polis beni arıyor. Kesinlikle. Oraya kimse bakmayacak. Bu telefon dinleniyor. Seni izliyoruz. Eğer onu kurcalarsan ya da bu numaranın dışındaki birini ararsan anlarım ve Kate'i incitirim. Sana söz veriyorum. Kyle, bunu benim için yapmak istiyorsun. Nedenmiş o? Çünkü beyaz at vezirini aldı. Şah. Nick Cohen'un cesedini şehir merkezindeki bir çöplükte buldular. Notta beyaz atın vezirin kalesini aldığı yazıyor. Herkes nerede? Eve gönderdim. Ne? Onları burada istemiyorum. Ne oldu? Kyle'ın DNA'sını geçen yıl olay yerinde bulduk. Onun oğlu olduğu için iki kez düşünmedik bile. Kyle şahmat katili değil efendim. Bunu biliyorum. O mükemmel bir tıp doktoru. Fakat yine de kanıtımızı manipüle edemezdi.
Sadece benim yanıldığımı kanıtlamanı istiyorum. Ne yapacağım Tom? Ah tanrım Catherine. Ben bunu takip ederken burada idare eder misin? Git. FBI'yi arıyorum. Burada yalnız olduğunu bildireceğim. Bundan hoşlanmadım. Sokakta ajanlar var. Tekrar ararsa seni arayacağım. Ve Tom. Kyle bulursan ve direnirse, kızımı korumaya hazır mısın? Bana asla soru sormak zorunda olmadığını biliyorsun. Yalnız mısın? Evet, yalnızım. Kızına zarar vermekle ilgilenmiyorum. Zaten verdin. O dolandırıcılık işinde fenaydı. Şehir tarihindeki en büyük dolandırıcılık. Onu nasıl konuşturdun? Master'ın kızını kaçıran Braddock'un oğlu mu? Tam burada. Kafasını çarptığı yer orası. Katilin kullandığı bu numara çıkmaz sokak olarak çıktı. Yanlış bir telefondu. Kesip fırça Fino. Katie'yi ben kaçırmadım. O polisler bizi öldürmeye çalıştı. Aa öyle mi? Kate'in dairesinde öldürdüğün ikisine ne olacak? Bu bir kazaydı. Yerdeyken yanlışlıkla onları defalarca mı vurdun? Hey hayır. Onları hiç vurmadım Kes. Öyleyse neden kalso yaptığını itiraf ettin? İçeri girmek istiyorum ama vurulmak istemiyorum. Zor görünüyor. RFE 1 saat. O numaradan aradı. Ne dedi? Masum olduğunu ve ortaya çıkmak istediğini. Ona inandın mı? Sen inanıyor musun? Alo. Neden bu kadar uzun sürdü Kay? Hemen karakola git. Her neyse dostum. Kimin temiz olduğunu ve polis için kime para ödediğimi bilmiyorsun. Bunu unutma. Kate, uyan. Kes şunu. Acele et Kyle. Vakit tükeniyor. Kes şunu lütfen.
Sen kazandın. Lütfen ona zarar vermeyi bırak. Vardığında beni ara. Alo. Bir yere ayrılma. Takip edilmediğini bildiğimde geleceğim. Pislik. Teşekkürler. Teşekkürler herkes. İyi misin? Evet, neden? Siz ikiniz yakındınız. Bunu Cassie'den daha iyi hallediyor gibisin. En kötü halini görene kadar birinin neyden yapıldığını bilemezsin. Jeff Walters'ı öldüren kişi Kyle'ı kontrol ediyor. Mantıklı değil. Tabii ki mantıklı. Süper iyi adli tıp analisti, şimdi... Seks kaçakçılığının yerel kralı olan eski amirimizi öldüren seri katil için yeni amirin kızını kaçıran bir polis katili. Dava kapandı. Madalya almalıyım. Yani bizimle oynandığını söylüyorsun. Onun evinde eksik bir şey var mı? Onun yeri darmadağındı. Neden kendi evini yerle bir etsin? Biri oraya bir şey aramaya gitti ve orayı dağıttı. Neyin peşinde? Belki de sadece tembeldir ve böyle yaşıyordur. Benim evimi görmedin. Ne oldu? Marodona birdenbire hata yapmaya başladı. Şahmat katili amirden ortağı olarak bahsetti. Bahse girerim küplere binmiştir. Herkesi eve gönderdi. FBI'ye sokaktan izlemesini söyledim. Amir dahil değil. Tabii ki değil. Bak, bu pislik bunu istiyor. Her şeyi sorgulamamızı istiyor. Basit tutalım. Kyle'ı bulursak, onu da buluruz. Bu kontrolden çıkıyor. Senin sorunun ne? Söyle. O kaltağı neden bıraktın? Senin dikkatleri dağıtman gerekiyordu. Beni ön sayfaya koyman değil, anlıyor musun? Saçmalıklarından sıkılmaya başladım. Artık psikopat gibi davranıyorsun. Paranın geri kalanını aldığında bana haber ver. Şahmat. Hello. Bunu bana neden yaptırıyorsun? Oyalamayı bırak. Demek istediğim, bunu fevkalade bir şekilde düzenledin. Neden dizüstü bilgisayarı istiyorsun? Egomun okşanmasına ihtiyacım yok. Zaman kaybediyorsun. Başaramazsan o ölür ve ben sonsuza dek ortadan kaybolurum. Hapishanede çürüyeceksin. Tamam, tamam. Giriyorum. Güzel.
Amir, gerçekten mi? Lanet olsun. Seni bok yiyen pislik horoz. Demiz. Kahretsin. İçerideyim. Gerçekten? Evet. Aferin. Laptopu al. Kay. Dizüstü bilgisayara gir demedim. Bir dizüstü bilgisayar çantası arıyorum. Kay. Bekle, bunu taşıyacak bir şey bulmalıyım. Kay. Yere yat hemen. Öldür onu Kyle. Çık orada. Hemen yere yat dedim. Hayır. Gitmeme izin vermezsen onu öldürür. Kyle. Beni hoparlöre ver. Tamam şahmat. Memur bey. Kate Master'ın boğazına bıçağı dayadım. Silahı bırak ve Kate'e it. Yoksa ölür. 5 4 3. Tamam tamam. Onu incitme. Kay. Silahı. Tamam. Vur onu. 3 2 1. Bu kadar. Ne oluyor?
Anlaşıldı, karakol izlemedi. Şüpheli en son Rose ve Ford'da görüldü. Dedektif Murphy takipte. Tekrar ediyorum, dedektif takipte. Ben 36-12 gün ışığı. Buraya yürüyerek geldim. Pazar meydanına gidiyorlar. Liberty ve Bulvar'ı kapatın. Ben Irizarry, Ford ve Smithfield'dayım. Şüpheliden iz yok. Hangi taraftan? Şüphelinin nerede olduğuna dair bir fikrin var mı? Kyle Braddock. Tekrar ediyorum, Kyle Braddock. 14-11-59. Şüpheliyi gören var mı? Anlaşıldı merkez. Tekrar etmenize gerek yok. Hedef rıhtıma yöneldi. Üzgünüm, üzgünüm. Onu kaybettim. Beyaz bir arabada. İki kapılı. Bir Honda olabilir. Ah, kahretsin. Yaşıyor mu? Evet. Burada değil. A planına dönün. Anlaşıldı. Kyle buraya geliyor. Katie için bir takas bekliyor. Anlaşıldı. Pekala. Görünüşe göre hala sana ihtiyacım var. Parçın mesaj attı, onu kaybettik. Hey, kaçmasına izin vermekle harika iş çıkardın pis. Tanrım, her zamankinden daha boktan görünüyorsun. Neden buraya gelsin ki?
Nasıl bilebilirim ki? Ben olsaydım suçlu ifadesi olmadan bir ülkeye giderdim. Mai Tai'lere, çıplak plajlara. Onu kurtarmaya çalışıyor. Emin misin? Artık bilmiyorum. Tanrım. Sadece yorgunum ve yemek yemedim. Eve git. Hayır, iyiyim. Gece nöbetçisi. Kedi klozetimi çalmadan en az bir saat önce ölmüştü. Güvenlik görüntüleri silindi. Yedek sunucuyla aynı. O gerçekten masum. Videodan söyleyemezsin ama yaklaşık 10.000 kez izlersen o adamın düştüğünü ve yere küçük bir cihazın düştüğünü görürsün. Bu Kyle'ın telefonu. Onu kaçırmak için gitmiyordu. Onu kurtarmak için gitti. Ayrıca sanatı takdir etmeyi bıraktı. Federaller Maradona ve Kravitz'i Poit yakınlarında ölü buldular. Öldürülen infaz tarzı. Bir not var mıydı? Bana mesaj attılar. Beyaz at, beyaz şahı ve beyaz şahın filini devirir. Beyaz at tüm piyonları kovar ve artık şahtır. Ver etsin. Tanrım. Ben laboratuvarda olacağım. Aynı zamanda bir isim listesi de var. Politikacılar ve memurlar. Hepsi rüşvet alıyorlar. Amir de dahil. Kahretsin. Evet, Kaz. Tom, şahmat katili öldü. Duvardaki kan geçmişteki hiçbir şeyle eşleşmedi. Jeff Walters'ın bir fotoğrafına rastladım. Kolunda bir vezir dövmesi vardı. Daha önce hiç düşünmemiştim çünkü gerçek bir vezirdi. Bildiğiniz gibi değil. Her neyse, DNA'sı şahmat katilinin kurbanlarında bulduğumuz eski örneklerle karşılaştırdım ve üçüyle eşleşti. O şahmat katiliydi. İyi iş çıkardın, Kaz. Yeni azam bir numara yapıyor. Bu saçmalık. Ne? Söyle. O yapayalnız. Kendin söyledin. Herkesi dışarı attı. Bunun tuhaf olduğunu düşünmüyor musun? Ne olmuş ya? Ne FBI orada? Onları gördün mü? Bak, bir şey söylemiyorum ama... Onun kızı dostum. Aynen dediğin gibi. Tam da istediği buydu. Uğraşıp duruyoruz ve birbirimizin peşinden gidiyoruz. Bak, güvenlik ihlal edildi. İnsan ticaretiyle ilgili olduğunu düşünerek buradan uzağa koşturuyoruz. Bu Kyle, Kate ve herhangi birimizle ilgili değil. Bu lanet olası bir soygunla ilgili. Bekle bir dakika. Kanıt temizlendi. Orada değil. Nerede? Bilmiyorum. Kim biliyor? Kyle ve Kate'le kal. Eğer ihbar edersen ölür. Bu iş bende.
Merkez. Merhaba, ben Teğmen Marco. Teğmen Walsh'un telefonunu izleyebilir miyim lütfen? Cep telefonumu yönlendi. Elbette dedektif. Harika. Merkez. Evet, yine Teğmen Marco. Dedektif Murphy hakkında bir araç raporuna ihtiyacım var. Kesinlikle dedektif Marco. Teşekkür ederim. Jeff Walters şahmat katiliydi. Birkaç gün önce karaya vuran ceset. Dün gece Maradona ve Senatör Kravitz'i öldürülmüş olarak bulduk. Henüz şüpheli yok. Ama her kim yaptıysa bir isim listesi bıraktı. Politikacılar, polisler. Hepsi Maradona'nın parasıyla. Adın o listede yazıyor. İyi çıkardın. Ha evet. Kyle masum. Marco'nun kanıtı var. Katie. Murphy. Şahmat katil için nasıl çalışabilirsin? Uyan Kyle, şahmat katili yok. Asla olmadı. Bilgisayar, hemen. Hayır. Sessiz ol.
Nerede o? O olduğunu sanıyordum. Murph Şahmat katilinin gerçek olmadığını söyledi. Maradona şahmat katilini bir paravan olarak yarattı. Birçok şahmat katili var. Hepsi organize defteri saklı. Nereye gidiyoruz? Katie'yi bulmaya. Pekala. İşte geldik. Güzel. Hadi gidelim. Üzgünüm amirim. Her şeyin açıklandığını sanıyordum. Merak etme Rudy. Bilirsin. Sizin için bile durmamamı söylemiştiniz efendim. Biliyorum. Teşekkürler. Harika, anladım. Hayır! Lanet olsun. Yüce Tanrım. Grubumuz orada olacak. Neden sarıcı arabasını almıyoruz? Beni tekrar tuzağa düşürmeye çalışırsan Kate ölür. Bana neden ihtiyacın var? Bırak gitsin. O çantalarda izci olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsun? Bunun sevkiyatın sadece yarısı olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsun? Katie. Çantayı al. Ne var biliyor musun? Yarısı yeter. Katie. Katie, Katie. Katie, tatlım, uyan. Baba. Ah, çok özür dilerim. Ambulans yolda tatlım.
Her şey yolunda. O iyi. Öyle. İyi misiniz? Evet, iyiyiz. Yine de seni incittim. Düşünmek için sadece birkaç saniyem vardı. Katie'yi koz olarak aldılar ve sonra fark ettim ki... Anladım. Senden asla şüphe etmedim amir. İyi çıkardın. Bu